Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat gündeminden gelişmelerle yola devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, şehirde yaz müzik festivalleriyle daha renkli, daha güzel geçer. Ve İstanbul Caz Festivali de Temmuz ayının vazgeçilmez etkinliklerinden biridir. Biz de 24. İstanbul Caz Festivali'nin hemen öncesinde 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Caz Festivali'nin hemen öncesinde festival direktörü Pelin Opçin'le sohbet ediyoruz. Pelin, teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten programın detaylarına dair biz de bazı notlar aldık ve özel projeler de var bizi heyecanlandıran. Bahsedeceğiz ama her şeyden önce bu yıl İKSV'nin 45. yılı ve Caz Festivali de İKSV'nin en önemli etkinliklerinden biri. 24. yıl üstelik. Evet. Orada da artık bir 25'e doğru gidiliyor. Önce o anlamda söyleyeceklerini dinleyelim istiyorum. 24 yıl az bir zaman değil, ne dersin? 24 yıl az bir zaman değil. Aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yapısal olarak çok önemli bir dönüşüm geçirdiği 1994 yılında İstanbul Caz Festivali, İKSV'nin diğer festivalleri arasında bir bağımsız festival olarak kuruluyor. Biz de 45. yılımızda İKSV'nin öğrencilerle, sanatçılarla yaptığı özel projeler ve bir takım erişim çalışmaları çerçevesinde programımızı şekillendirdik. Senin de bahsettiğin gibi oldukça fazla, özellikle Türkiye'den sanatçılara odaklandığımız oldukça fazla proje var. Bu anlamda 45. yılımıza yakışır bir program ortaya çıkardığımızı umuyorum. Evet, evet, her zamanki gibi cazın duayen isimleri var. Elbette yeni keşifler var. Dünya müziğinin tanınmış isimleri var. Tüm bu isimler ve farklı mekanlarda üstelik daha da çok genişleyen bir erişimle festival devam ediyor. O zaman biraz başlayalım programdan, ana hatlarıyla bahsetmeye. Festivalin açılış konserini önce söyleyelim istersen. Nasıl bir açılış olacak? Ki Yaşam Boyu Onur Ödülleri de verilecek. Evet, Yaşam Boyu Başarı Ödüllerimiz 4 Temmuz'daki açılış törenimizde verilecek. Popüler müzik dünyasından tanıdığımız ama Türkiye caz sahnesinde çok büyük emekleri olan çok usta bir tromboncu Fatih Erkoç ödüllerden birini alacak. Diğeri de TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın şu anki şefi, aynı zamanda çok önemli bir besteci, aranjör ve gitarist Kamil Özler, Yaşam Boyu Başarı Ödülleri'nden diğerinin sahibi. Aynı gece Fatih Erkoç'un ve Avusturyalı topluluk Deladap'ın bir konseri olacak Avusturya Kültür Ofisi'nin bahçesinde. Her zamanki gibi. Evet. Çok da gerçekten güzel bir mekanda, o dokunun da, o atmosferin de katkısıyla güzel bir açılış olacak. Yine şimdiden Yaşam Boyu Onur Ödülleri'ni de, Başarı Ödülleri'ni de kutluyoruz biz. Hem Kamil Özler'in hem sevgili Fatih Erkoç'un. Oradan devamla programı anlatmak gerekirse biz özel projeler dedik. Özellikle Pakadolisi anısına olacak gece hepimizi heyecanlandırdı, evet. Ama nasıl bir çıkış noktası vardı? Bizleri de çok heyecanlandırdı. Uzun süredir aklımızda olan bir projeydi. Dünyada bir takım müzik akımları, Türkiye'deki müzik türleriyle aslında coğrafi olarak uzak da olsa duygusal olarak veya teknik olarak çok büyük yakınlıklar arz ediyor. Evet. Paco de Lucia'nın müziği de kendi ülkesindeki flamenco'yu dönüştürmüş bir müzik. Bizim ülkemizdeki bir takım türleri de etkilemiş. Türkiye'den güncel müzik alanında veya caz alanında, doğaçlama müzik alanında önemli işler çıkaran sanatçıların yaptıkları işleri de etkilemiş. Bu işte Levent Yüksel gibi popüler müziğin çok değerli bir isminden Taksim Trio gibi İstanbul Oda Müziği diyorum ben Taksim Trio'nun müziğine. Oda müziği dediğimiz, aslında İstanbul müziği dediğimiz o müziği etkileyecek kadar geniş bir yelpazede bizim müziğimizde izler bırakmış. Paco de Lucia defaten İstanbul Festivali ve İstanbul Caz Festivali'nde çaldı. Daha sonra farklı mekanlarda da İstanbul'da çaldı. Türkiye'de çok seviliyordu. Maalesef 2013 yılında erken kaybettik ama biz kayıp olarak değil, onun bize bıraktıklarıyla neleri kazanmışız onları göreceğiz o konserde. 8 Temmuz'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da Carles Benevent, Jose Maria, Jorge Pardo, David de Jacoba ki bu ekip yani yıllar boyunca Paco de Lucia ile bir arada çalışmış ve tekrar aslında bu sahnede buluşacak olan bir ekip. Gelmeleri müthiş. Müthiş. Türkiye'den Cenk Erdoğan, Taksim Trio ve Levent Yüksel ki Levent Yüksel'in 90'lı yıllarda Türk pop tarihine iz bırakmış, Sezen Aksu'nun sözleriyle iz bırakmış Tuana şarkısı. Yine bir başka Paco de Lucia bestesi olan Son Kadın. Umarız bu konserde dinleyeceğimiz parçalardan olacak.
Çok özel heyecanla bir konuşma bekliyoruz. Olacak. Gerçekten evet. Özel proje adı üzerinde. Evet. Peki diğer konukları, festivalin konuklarına dair birkaç isim daha. Yine bir başka özel projeden bahsedeyim. Evet. Türkiye'de caz sahnesinin en köklü orkestralarından, aslında belki de bu geleneği ülkemizde yaşatan ilk ve tek topluluk TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası. Milli takımımız diyebiliriz. Evet, gerçekten. Kamil Özler'in şefliğinde. Biz aslında festivalde mümkün mertebe uluslararası diğer festivallerde tanıklık edemeyeceğiniz özel buluşmaları izleyicilere sunabilmeyi istiyoruz. Yine bu festivalde Christian McBride, Joshua Redman ve caz dünyasının yeni keşfi Candace Springs. Hmm. Ki Candace Springs uzun vadede Norah Jones, Diana Krall gibi çok öyle sevilen bir vokal olacaktır. Bu üç önemli isimle orkestrayı buluşturuyoruz. Orkestra aslında yaklaşık 3 yıldır, belki daha da uzun süreli bir işbirliğinin aslında temellerini atacak şekilde neredeyse festivalin yerleşik orkestrası haline geldi. Onlarla çok özel bir konser 11 Temmuz'da yine Zorlu PSM'de olacak. Evet, böyle programı detaylandırabiliriz ama zaten meraklısı programı internet üzerinden de takip ediyor web sayfanızdan. Festival kapsamında yenilikler var mı? Özellikle altını çizmek istediğin, muhakkak bu yıla dair söylememiz gerekenler de var. Çok önemli bir yeniliğimiz var. Bu yeniliğimiz Vitrin adını verdiğimiz bir Türkiye Güncel Müzik Buluşması. Hı. Aslında uzun vadede kendi başına bir festival olabilecek nitelikte. Özellikle uluslararası sahnede Türkiye'li müzisyenlerin gündeme gelmesi adına yaptığımız bir girişim. 5-8 Temmuz tarihleri arasında festival kapsamında yer alacak Türkiye'den toplulukları dünyanın çok çeşitli yerlerinden festivalimizi ziyaret edecek festival yöneticileri ve uluslararası basından oluşan delegelere izleteceğiz. Ve uzun vadede bu kurumlarla sanatçıların ilişki kurmasını, bağlantı kurmasını sağlayacağız. Bu sayede aslında Türkiye'de üretilen ve çok özel bir müzik olan aslında Türkiye müziği, hem güncel müzik adına hem Türkiye cazı hem Türkiye'nin geleneksel müziği, çok komşu coğrafyalardan çok olumlu etkileşimler alan bu müziği biraz daha hak ettiği ilgiyi ve değeri bulabilmesi için uluslararası turnelerde, uluslararası festivallerde bu etkinliği düzenliyoruz. Aslında öncü bir etkinlik, girişim olacak bu anlamda. Umuyoruz ve Türkiye'den kültür operatörlerinden ve bu alanda söz sahibi olan birçok farklı kurum ve kuruluştan, kontaklarımızdan destek de alıyoruz. Onları da mümkün mertebe bu enerjinin içine dahil ediyoruz. Aslında 45. yıl dediğimizde bizim Türkiye sanatçısına kattıklarımız adına belki de en önemli festivalin projelerinden biri Vitrin olacak. Evet, Vitrin gerçekten Türkiye Güncel Müzik Buluşması, uluslararası müzik sektöründe daha fazla sesimizi duyurabileceğimiz bir alan, bir platform yaratabilir. Hmm. Ben de takip edeceğimizi düşünüyorum heyecanla yine aynı şekilde. Festival mekanları arttı. Yine yanlış bilmiyorsam karşıda bu devam ediyor değil mi buluşmalarımız? Evet, Anadolu Yakası Anadolu Yakası'nda biraz ondan da bahsedebiliriz. 6 Temmuz'da gece gezmesi var. Gece gezmesi. Çıkıyor muyuz bizim gece gezmesi? Çok inandığımız ve çok sevdiğimiz bir etkinlik. Festival 15-16 gün boyunca tekil etkinliklerden oluşuyor. İşte bazı geceler ana konserlerimizin yanı sıra salon İKSV'de konserlerimiz oluyor. Ama bir gece içerisinde 20'ye yakın topluluğu izleyebileceğimiz çok özel bir müzik maratonumuz var. O da gece gezmesi. Gece gezmesinin özelliği Türkiye'nin bağımsız ve biraz daha caz dışı sahnesini odağa aldığımız, tek bir biletle bir mekandan diğerine koşturduğumuz, içinde çok değerli sanatçıların Ceylan Ertem gibi, Son Feci, Bisiklet gibi, Cem Tuncer gibi, caz dünyası veya caz dünyası dışından çok değerli sanatçıların sahne aldığı çok keyifli bir etkinlik. Kadıköy'de, Kadıköy Moda ekseninde gerçekleşiyor. 8 farklı mekan var. Epeyce de. İşte çeşitli kültür merkezleri, konser salonları, kiliseler vesaire. O gece uzun soluklu bir etkinlik yaşayacağız. Yine aynı şekilde Anadolu Yakası'nda, Fenerbahçe'de, Karkedon'da parklarda cazımızı gerçekleştireceğiz. Parklarda caz da çok sevildi ve çok. Gerçekten anlamı karşıda yaşayan, ben hep karşı diyorum biz bu tarafta olduğumuz için, Anadolu Yakası'nda yaşayanlar için de gerçekten çok anlamlı bir etkinlik oluyor. Öyle, festivalin ücretsiz etkinliği. O yüzden farklı kitlelere erişmek adına da
festivalde kucaklaşmak adına da çok değer verdiğimiz bir etkinlik. Evet ve her zamanki gibi hani afişinden de hep bahsederiz ya, bu yılın afişinde de şarkılar konuşacak dedik, öyle mi? Evet. Aslında festival kendisi başlı başına o mesajı veriyor. Çünkü müzikle, kültür sanatla kucaklaşmak ve nefes almak en büyük ihtiyacımız. Evet. Dünyada olup bitenler çok sıcak gelişmeler. Hı. Onlardan biraz olsun nefes almak. Sanatçıların bize ilettikleriyle hem kendimizi bulmak hem de başka insanların yaşadığı hazzı, keyfi beraberce paylaşmak. Festivaller bunu sağlıyor. Doğru. O yüzden yine festival her zamanki gibi sanatçılara platform oluyor, sanatçılara mecra oluyor. Sözü sanatçılar söylesin ve onlar festivalimize davet etsin istedik. Ve 24 yıl boyunca festivalde seslendirilen kucaklayıcı, kapsayıcı bütün o sözleri derleyip 14 farklı dilde festival afişlerimizi hazırladık. İşte kimisi festivale gel, kim olursan ol gel diyor. Kimisi yüreğimi sana açtım, seni kucaklamaya geldim diyor. Özdemir Erdoğan'ın Aç Kapıyı Gir İçeri sözü zaten festivalimizin pelesenk olan sözü, dilimize pelesenk olan sözü. Bu şekilde davetimizi gerçekleştirdik, izleyicilerimizi bekliyoruz. Evet, yine özel bir festival deneyimi daha yaşayacağız. Ben 24. yılda kutlu olsun diyorum. Festivalde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz Pelin Ok için, bizimle de paylaştığın için programı. Ve sevgili seyirciler, bir not daha ekleyelim festivallerden söz etmişken. Caz festivallerine yepyeni bir soluk geliyor. Bozcaada Caz Festivali. Denizin, rüzgarın ve ormanın sesleri Bozcaada'da iyi müzikle bir araya geliyor. Pavlo Çamlığı'nda yaşayan ve nadiren ağaçların arasında beliren caz sakinleri 28-29-30 Temmuz'da Bozcaada'yı ilk caz festivaliyle tanıştıracak. Bozcaada'nın kendine has doğasının da eşlik ettiği caz festivali, bugüne kadar ülkemizde gerçekleşen birçok caz festivalinden farklı olarak ilk defa açık hava tipi müzik festivali konseptini caz müziğiyle buluşturuyor. Festivalde ikisi canlı, biri lounge alanı olmak üzere 3 ayrı müzik alanı bulunacak. Önder Focan, Jülide Özçelik, Çağrı Sertel, Korhan Futacı, Elif Çağlar, Edis Hafızoğlu ve Lara Dillara, Selen Gül'ün, Nilüfer Verdi, Şenova Ülker ve Sebastian Stutnitski festivalin öne çıkan isimlerinden. Ve böylece tamamlıyoruz bu akşam gece gündüzü. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz. İyi akşamlar.